wave. Grown with coke, no champs in the rave. Crowd go mad when the bassline drops. It's a vibes in ting, no skank in the rave. No skank in the rave. Grown with coke, no champs in the rave. Crowd go mad when the bassline drops. It's a vibes in ting, no skank in the rave. We're skanking the rave. Grown with coke, no champs in the rave. Crowd go mad when the bassline drops. It's a vibes in ting, no skank in the rave. We are skanking the rave. Wrong with coke, no champs in the rave. Crowd go mad when the bassline drops. It's a vibes in ting, no skanking the rave. We are skanking the rave. Wrong with coke, no champs in the rave. Crowd go mad when the bassline drops. It's a vibes in ting, no skanking the rave. We are skanking the rave. Wrong with coke, no champs in the rave. Crowd go mad when the bassline drops. It's a vibes in ting, no skanking the rave. We are skanking the rave. Wrong with coke, no champs in the rave. Crowd go mad. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sevde Sürmeli. Şu anda arkamdan da gördüğünüz üzere Singapur'daki Universal Film Stüdyolarındayız. Yüzümde gözümde terler var. Konuşmak inanılmaz zor. Güneş tam suratıma vuruyor. O kadar terliyorum ki şu anda. Başka taraflara geçmeye çalıştık ama gerçekten gölge olduğu için kamera güzel çekmiyordu. O yüzden güneşin altında duruyoruz şu anda. Anıl arkada terini siliyor. Ben de burada terimi siliyorum. Singapur'da geçireceğimiz bir 4 günümüz falan var. Buraya geldikten sonra Universal Film Stüdyolarına ayrı bir video yapmaya karar verdik. Çünkü içeride gerçekten gezilecek çok yer olduğunu fark ettik. Öncelikle bu stüdyoların nerede olduğundan bahsedeyim. Sentosa adlı bir adada. Singapur'un kendisi aslında zaten çok küçük bir ülke. Ve böyle alt tarafında da sadece bir köprüye bağlı olan bir adacık bulunuyor. Sentosa Adası deniyor oraya da. Tam olarak oranın içerisinde yer alıyor. Hatta biz burada drone uçurabilir miyiz diye de baktık. Şöyle bir tepeden görüntü alalım diye ama maalesef tüm adada çekim yasaktı. Bu yüzden öyle bir görüntü alamadık. Buraya giriş ücreti 120 Singapur doları. O da yaklaşık 500 dolar. Güneş beynime vurdu. 500 TL'ye falan denk geliyor. İki kişi toplam 1000 lira falan vermiş olduk yani. Doğru. Ama buraya gelince yapacak başka bir şey yok yani. Herkes bir numarada Universal Film Stüdyolarına gidin diyordu. Doğru. Başka seçeneğimiz yok yani. Herkes burada. What to do in Singapore yazdığınız zaman gerçekten direkt çıkan şeylerden bir tanesi burası. Fiyat birazcık tuzlu ancak içeri geldikten sonra buna değdiğini fark ediyorsunuz. Çünkü gerçekten size sabahtan akşama kadar gezebileceğiniz ve sabahtan akşama kadar katılabileceğiniz etkinlikler sunuyorlar. Burası sabah 10'da açılıyor ve akşam 7-8 gibi kapanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama gerçekten hani ne yapacaksınız o kadar zaman içeride? De demeyin. O kadar fazla yapılacak iş var ki. Pardon. İş yok. Güneş belime vurdu. Kolumdaki bant çözülüyor sıcaktan nemden şu anda. İçeride Universal Film animasyonları karakterlerinin ayrı ayrı etkinlikleri bulunmakta. Mesela Susam Sokağı'nın iki tane ayrı etkinliği var. Biz bir tane müzikale girdik. Hangi ünlünün galasındayız? Şu an Elmo'nun galasındayız. Elmo bize şarkı söyleyecek galiba. Bir müzikal şey olmuş. Şuna kadar şey beğendim. Şova giriyoruz. Sırayı göstereceğim size. İnanılmaz bir sıra var. Anıl aynı küçük çocuklar gibi tutturdu. Susam Sokağı, Susam Sokağı, Susam Sokağı'ndan yemek istiyorum diye. Tamam dedik. Girdik şu anda. Bir tane su aldım. Fakat yanlış anlamışım. 12 dolar verdim. Afiyetle suyumuzu içiyoruz. Nasıl, güzel mi suyun tadı? Yani 6 dolar verdiğinden midir nedir bilmiyorum ama böyle soğuk soğuk. Böyle inanılmaz değil mi? Harika ya. Tadı muhteşem bu suyun. Hayatımda yediğim en büyük kazığı yedim.
Teşekkürler. Universal Studios Singapur. En azından şu anda burası klimalı ya. Biraz rahatladım ya. Doğru. 40 derece sıcaklıkta şu klimalı ortama oturmaya zaten 10 dolar veririz değil mi Sevda? Öldük ya. Sonra zaten Jurassic Park geliyordu. Şöyle bir sıkıntı oldu. Jurassic Park'ta çok tatlı bir etkinlik vardı. Bota biniyorsunuz. O bot sizi böyle şelalelerden şelalelere sürüklüyor böyle. Hatta üzerinize su falan sıçratıyor. Islanabilirsiniz diye girişte uyarı levhası var. Çıkışta böyle kurulanma salonları gibi şeyler var. Böyle ortaya geçiyorsunuz, kurulanıyorsunuz. Orada da kurulanan bir sürü insan vardı hatta. Ancak bekleme süresi 90 dakika gösteriyordu. O yüzden biz girmemeye karar verdik. Çünkü gerçekten o kadar fazla beklemek istemedik. Bir de ıslanmak da istemedik zaten. Ondan sonra aynen Water Show mu? Öyle bir show vardı. Gerçekten böyle küçük bir Hollywood sahnesi sanki izledik gibi geldi. Yani o kadar güzeldi ki. Canlandırmalar, o yapılan oyunculuk falan harikaydı. Yapıldığı bir stüdyoya girdik. Aslında çok fazla konuşmak da istemiyorum bunun hakkında. Onu da şöyle bir kısaca gösterelim. All right, stand by everybody. Here we go. Arızalıydı. Sonradan bir baktık açılmış zaten. Hemen bizi aldılar. Başta yine bir uyarı levhası vardı. İşte mideniz bulanabilir, başınız dönebilir, hamilelerin girmesi sakıncalıdır gibisinden. Ama o kadar abartıldığı gibi bir şey yoktu. Dört boyutlu bir filme girdik gibi bir şey oldu. Çünkü bizi böyle bir tren gibi bir şeye aldılar. Ondan sonra zaten hani dört boyutlu filmlere girdik. Sanki gerçekten o binaların tepesinden düşüyormuşuz gibi. Sanki dibimize o robotlar giriyormuş gibi görünüyordu. Her şey harikaydı. Çok beğendim. Üç boyutludan farklı olarak oturduğumuz tren de sürekli hareket halindeydi. Mesela binadan aşağı düşüyoruz ya, tren de böyle aşağı doğru bakıyor falan. Son hız ilerliyormuşuz gibi geliyor. Bir ara fark etti mi bilmiyorum ama üzerimize gerçekten su sıçradı. Evet evet, onu da fark ettim. Ama çok böyle damla damla sıçradı ve o kadar da başımız dönmedi ki, ben çok çok hassasımdır o konuda, başım döner möner falan, ama hiç öyle değildi. Sevdenin girmediği benim girdiğim Mumya şovu vardı. Aa evet. Bu Mumya filminin bir şovu. Revenge of Mummy'nin. Orada da böyle bir korku tünellerinden geçtikten sonra roller coaster'a bindirdiler bizi. Bir piramit içerisinde roller coaster'la kısa bir şov yaptılar. Ondan sonra da çıktık. Sevde bayağı bir bekledi, beklemekten ölmüştü. Ya çünkü içeri bir girip bakayım diye girdin. Seni roller coaster'a almışlar, tüm içeriği gezmişsin falan. Ben bilmiyordum böyle. Bayağı bekledim Anıl'ı. Ama ben de bilmiyordum yani gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Bu karakterler Mumya'nın karakterleriymiş. Mumya filminin. Sevde'ye aa Mumya'ymış dedim ve Sevde bilmiyor. Sevde
bazen arkadaşlar mesela dünyanın en ünlü şeylerini bilmiyor. Ama aşırı derecede değişik detayları biliyor. Mumya da onlardan biri olarak tarihe geçti. Ulan ne oluyor? Ulan sen ne yapıyorsun? Şu an Mami'nin içerisindeyim. Sevde dışarıda beni bekliyor. 10 dakika içinde çıkacağımı zannetti ama ben bir sıraya girdim ve geri de dönemiyorum. Telefonumuz da çekmiyor. Bakalım Sevde'yi bulabilecek miyim? Evet, beni yaklaşık 20 dakika bekledi. Güneşin altında. Şu an kameraya çıkmak istemiyor. Küstü. O neydi be? Az önce şu arkada gösterdiğimiz Mumya'nın şovuna girdim. Sevde beni beklerken. İçeride korkut tüneli gibi bir şeyden geçtik. Oraya kadar telefonla çektim ama oradan sonra izin vermediler. Sonra birden içeride roller coaster'a dönüştü. Bayağı korkunçtu. Hızlı hızlı giderken ani fren yaparak duvarın kırılması efektini verdiler. Bayağı tavsiye ederim buraya gelen olursa. Bayağı. O sırada ben ne yapıyordum biliyor musunuz? Daha da fazla Anıl daha fazla eğlense ve daha fazla mutlu olsun diye çantasını, eşyalarını taşıyordum. Dışarıda bekledim. Aferin. Bana haber bile vermedin. Telli alın. Bana... Şuradan çıktım. Artık saçımı başımı topladım çünkü gerçekten dayanılacak gibi değil. Saçımı açayım. Açma yavrum, açma ya. Ya bir şey diyeceğim. Bu kız size güzel görüneyim diye saçını Hayır. açıyor şu sıcakta. Değerini bilin. Bu videoları izleyin artık. Bu arada dünya neremde kalıyor şu anda? Kapatıyor muyum? Bir sonraki videomuz Singapur'da nereleri gezdiğimizi anlattığımız bir video olacak. Ama şimdilik bu videoyu apayrı bir video olarak yükleyeceğiz. Ondan sonra Singapur videosu geliyor. Şimdi sizi diğer görüntülerle baş başa bırakalım. Looking past my reflection, thinking about what you mentioned. Atlı karınca. Şey söyleyeceğim, bu kadar sıcak olamaz. 5 dakika geziyoruz, 3 dakika falan klimalı bir şopa giriyoruz bu şekilde. Öbür türlü çekilecek gibi değil. Gerçekten çok güzel, harika bir yer. Ama sıcaktan gezemiyoruz yani. Şu var ya, şunun olduğu yer böyle ter şeklinde buraya yapıştı. Sürekli bir dükkana girip serinleme ihtiyacı hissediyoruz. Gerçekten çok sıcak. Acaba yılın her zamanı böyle? Yılın her zamanı böylese burada yaşanmaz yani. Yani Mersin Adana sıcağına benziyor birazcık. Evet. Belki Adana sıcağı kadar değildir ama bir tık altıdır. Bu shopta da Madagaskar'ın şeyleri satılıyormuş. Oyuncakları işte, magnetleri vesaire satılıyormuş. Oraya girdik şu anda. Böyle takılıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.